Merhaba dostlarım, Souls Project'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Burada bırakmıştık en son. Şimdi bir tane anahtarımız kalmıştı. Onu arıyoruz. Onu da bir umarım hemen çok böyle dolanmadan buluruz abi. Şuna bir su dolduralım. Bu yağ dolu. Yalnız gece de oluyor ha. Ayak şu taraftaydı. Dur. Bak. Bazen böyle karakter takılıyor abi oraya buraya. Hareket edemiyorum. Şimdi. Aa şurada şey var. Bunu unuttum ben ha. Supply yapmışlardı bize. Bunları kim atıyorsa vallahi bilmiyorum. Birileri atıyor. Tamam yeter ya. Medkit'e gerek var mı? Alsak mı ki? Medkit. Kalkan atıyorum ya. Bir işe yaradığı yok. Tamam. İki tane medkitimiz var. Yeter. Şimdi. Şuradan gidelim. Daha fazla gece olmadan. Daha fazla hava kararmadan geceyi geçirecek bir yer bulmamız lazım. Eminim anahtar o ayağın altındaki kapıda abi. Orayı boşuna yapmazlar ama. Orayı nereden açacağız? Onu bir bulmamız lazım önce. Ayağı şuradan geçiliyordu. Biz şu tarafa gitmedik. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi çıkarım ben. Şeye gidelim de. Kulenin oraya varalım da oradan çıkarım ben. Ayağa bir bakacağım. Oraya bir iyice bir bakacağım. Şurada bir mağara var. Aynen. Tamam. Geceyi geçirecek mağara bulduk. En kötü buraya geliriz. Hala biraz vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Ah. Şimdi şöyle bir dikkatlice bakalım etrafta bir mekanizma falan var mı? Şu ayağın kapalı kapısını açacak. Şey gördüğün gibi geldi. Şöyle yükseklere çıkalım. Karşı kıyıya gittik. Parçayı karşı kıyıdan aldık. Hiç mekanizma gibi bir şey görünmüyor ya. Aha su dolduracağız. Vay. Ayağa da açtık arkadaşlar. Hadi inşallah içeridedir. Süngeri. Alamıyor. Aha işte burada. Son anahtarı da bulduk abi. Şimdi kuleye gideceğiz. Ziyako'nun kaydı sürgünden 25 yıl sonra kendimi buraya anahtarla kilitledim. Göklerden gelenler beni koruyor. Kafir rebeller asla muzaffer olamayacaklar. Bizim kutsal yapılarımızı kullanmaya cesaret edemezler. Kutsal anahtar burada güvende diyor. Öyle bir ederler ki aklını alırlar vallahi. Lan her şeye inventory full ya. Bir şeyler atmamız lazım. Şu beacon atacağım abi ya. Hiçbir işe yaradı yok. Burada ayağın yanında dursun. Şu. Şunu yiyelim bari bulmuşken. Tamam. Şey nerede? Süngeri de alalım abi. Sünger ıslandığımız zaman
İyi oluyor. Hemen üstümüzü kuruluyoruz. Süngerle burada da kömbe var. Tamam, kömbeye geç. Evet, anahtarı aldık arkadaşlar. İki tane key'imiz var. Hemen geldiğimiz gibi kuleye dönelim. Ada vallahi volkanik olarak, sismik olarak aktif bir ada. Sürekli sarsıntılar, depremler. Şunu kapatalım ya. O ne lan? Sanki birileri kıtır kıtır, sanki birileri geliyormuş gibi. Ürperdim vallahi ya. Sanki böyle kayanın kayaya sürtünmesi gibi, ayak sesleri gibi sesler geliyor abi. Siz bilmiyorum, siz duyabiliyor musunuz? Orada ne var lan? Mağara gibi göründü gözüme. Şurada bir mağara var ama geceyi şehre geçirmek istiyorum. Kulede. Operator with. Kuleye kadar gidebiliriz, zamanımız var. Dışarısı 15 derece şu an. 15 derece. Biz susamışız, şeyin önünde su vardı, oradan içeriz suyu. Mataramdaki suyu harcamak istemiyorum abi, ne olur ne olmaz. Tepemden biri geçiyormuş gibi oldu da meşalenin dumanıymış. Sen meşalemin dumanısın. O ne lan? Bir şey mi kükredi? Oyun valla korkutuyor ya. O ne lan? Şıkır şıkır sesler geldi abi. Hop. Bence sadece ses. Heh, geldik. Şurada bir karnımızı doyuralım. Bir de su içelim abi. Bu sebili kim yaptıysa buraya var ya, Allah razı olsun ya. Okey miyiz? Okeyiz, tamam. Adam buraya hayrat yaptırmış. Oyunumuzu da kaydettik. Kar yağıyor lan. Gece kara döndü bak. Yağmur gece kara döndü arkadaşlar. Gerçekten çok dengesiz bir iklimi var buranın. Tuzakları kim döşedi lan buraya 2 dakikada? Biz buraya geçerken şakır şakır sesler gelmişti. Bunlar mıydı acaba? Biz şurada mı uyumuştuk abi? Aynen burada uyumuştuk. Yine burada uyuyalım. Şöyle bir 6 saat uyuyalım abi. Haydi bakalım. Sabah oldu mu? Aynen sabahın ilk ışıkları. Okeydir. Haydi bakalım. Son iki key'imizi de yerleştirelim. Bakalım ne olacak. Anahtarı tesadüfen bulduk abi. Yoksa ben dolaşacaktım ya. Şu arkadaki şeyi eli görmeseydim ayak benim aklıma gelmezdi. Şeyi bir kaldıralım. Haydi bismillah. Koy bakayım. Koydum mu abi? Paratoner çıkıyor. Abi şu uydunun şeyine bakın ya. İnanılmaz ya. Paratonerin ucu çıktı. Şuna bakın abi. İnanılmaz değil mi ya? Süper ya. Yok böyle bir şey. Buraya yıldırım düşer kesin. Wait for lightning strike. Aynen, yıldırım düşmesini bekle diyor. Yıldırım düşmesini nerede bekleyeceğiz? Aşağıdan bekleyeceğiz. Şimdi yıldırım düşmez abi buraya. Yağmur yok, bir şey yok. Ne yapalım, inelim mi aşağı? Thank you.
Yo, ora değirmen değil, ora çıktığımız yer. Değirmen şurada arkadaşlar. Bakın görünüyor. Bura benim değirmen sandığım yer, bizim geldiğimiz yer. Yer altından çıktığımız yer. Ne zaman düşecek abi yıldırım ya? Biz gidelim o zaman. Hele baksana. Hava günlük güneşlik, yıldırım düşmesi için yağmur yağması lazım, fırtına olması lazım. Biz şöyle aşağı inelim. Aşağı inelim, gidelim. Oyunu bir kaydedelim. Yıldırım düşecek bir yerlere enerji verecek ama nereye enerji verecek bilmiyorum. Tamamdır. Havada yıldırım düşmez. Şuna baksana, günlük güneşlik abi, bu havada yıldırım mı düşer ya? Yalnız şu gezegene baksana, ne kadar korkunç. Düşünsene abi, ayın bize bu kadar yakın olduğunu. Her gece gökyüzünde böyle ay var abi. Acayip bir şey ya. İnsan korkar ya, sanki böyle üstüne düşecekmiş gibi. Ay böyle olsaydı belki dünyada yaşam bile olmayabilirdi. Çok farklı bir şekilde evrimleşirdi. Tamam, yemeğimizi de yiyelim. Oğlum yeni su içtik lan. Ha şimdi okey. Şuraya bir kayıt alalım. Evet, şimdi buna yıldırım düşmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Uyusak mı, ne yapsak? Kulenin içine girelim, o bizim güvenli bölgede uyusak acaba bize elektrik çarpar mı ya? Belli de olmaz bunun işine. Gerçi boru şey yapacak, elektriği iletecek. Aha, kara bulutlar toplanıyor mu? Sanki kara bulutlar toplanıyor abi. Aha, şimdi gelecek bence. Bekleyelim bakalım. Yavaş yavaş şimşekler çakmaya başladı. Havada birden ne bozdu lan? Acayip ya, hemen birden bozdu. Hah, yağmur da yağıyor. Yalnız biz kafamızı şöyle kuru bir yere soksak daha iyi olurdu. Şuraya düşüş anını görmek istiyorum. Haydi abi çabuk düş, ıslanıyoruz. Çabuk düş. Şansımız oraya düşmez şimdi bak. Hadi bir tane. Oha. Hadi bir tane daha. Oo. Vallahi düştü. Mağaraya dön diyor. Şarj ettik abi. Şarj ettik. Şimdi mağaraya dönüyoruz. Yer altını ineceğiz yine. Lanet olsun. Kaydet, kaydet. Act 3, Incalescence. Bunu da tamamladık. Incalescence neyse abi. Hemen kellemizi sokacak bir mağara. Aa dur, kulenin içine gidelim abi. Ne oluyor lan? Ne düştü lan? O ne? Bunlar ne abi? Deniz, buradan kaçalım. Yolumuza şey atıyorlar abi. Yollarımıza çiçekler düşüyorlar. Büyük ihtimal silah onlar. Onlar büyük ihtimal silah. Selamun aleyküm abi. Bana bakıyor, baksana. Onlar ne acaba ya? Şimdi onu biliyorum, sıkıntı yok. İçer 14 derece, iyi.
vücut ısımız normal, açlığımız, susuzluğumuz normal, değerlerimiz normal. Hemen bir kayıt alalım abi. Bak bak iki lan. Bunlar saldırmıyor ya, öyle kamera gibi bize bakıyor. Ne bakıyorsunuz hemşerim? Allah baba, burayı ne? Bura ne lan? Oğlum buraya dolmuşlar lan. Fotoğraf mı çekiyorlar? Ne yapıyorlar? Flash patlatıyor herhalde bak gözüme. Yo, şimşek düştü. Şimşek yıldırım düştü. Şurada 2 dakika bir yemek yiyelim. Bir ihtiyaç molası. Tamam. Evet, Behlül kaçar gençler. Oh. 0 tower parts and 12 secret left to be found. 0 kule parçası kalmış, 12'de toplanabilir kalmış abi. Toplanabilirlerle uğraşamayacağım şimdi. Kule parçalarımızı aldık, gidelim. Geldik yine bizim lanet olası mağaralara. Umarım şu elektrikli bulutlar falan gitmiştir abi. Baksana. Elektrik gelmiş her yere. Find a way back. Geri dönmenin yolunu bul diyor. Anomali tespit edildi abi şeyde de. Parazit oluyor telsizde. Şu neyse var ya. Aşağısı bakın inerken aydınlık görünüyor, sonra kararıyor. Abi ne güzel, sevinmiştim ben buradan kurtuldum diye ya, geri girdik. Forward vektör. Bunun enerjisini harcamayalım abi. Lan nereye takıldım yine? Biz yine eski usul devam edelim. Şurada bir geçit gördüm sanki. Isının damarı. Dur. Tapınak günlükleri. Ne diyor? İçeride yaşayan bütün çocuklar bu kapılar kutsal Enlightened'ların şeyler için, initiate'ler için falan diyor. We are trusted to... Sallama abi. Biz onlara bizler onlara yardım etme, onların ascension yani flameless right yoluna ulaşmaları için onlara yardım etmekte şey olduk diyor. Güvenilirdik diyor. Yani onlara yardım etmek için seçildik gibi bir şey diyor abi. Şimdi buraya taş koymamız gerek. Trusted. Aa bu ne lan, bulmaca mı? Taş da yok etrafta.
Böyle bir şey koymamız lazım. Şunu koyacağım. Yemedi abi. Burada ne diyor? Diğer. Dur. Diğer Renons karanlıkta yaşayan dur abi hemen gidiyor ya. Diğer Renons karanlıkta yaşayan aydınlık bizim bize verilen hediyeyi çaldı. Ve onunla birlikte her şeyi aşağı çekmek istedi. Işıkta kalın. Göklerden gelenler önemli. Onlara tapın. Buraya bir taş getirmemiz lazım bizim. Diğerlerine yardım etmeyin veya konuşmayın. Onlar inançsızlar. Onlar artık bizim akrabamız değil. Onların cezası kendi cahillikleri olacak. Kapıları kilitleyin. İçeri girmelerine izin vermeyin. Göklerden gelenler bize kendilerimizi onlara karşı koruyacak aletleri verdiler. Anlaşıldı. Şimdi abi şeyler ikiye bölünmüş. Bu göklerden gelenlerin buraya getirdiği halk ikiye bölünmüş. Biri hala göklerden gelenlere sadık. Diğerleri ise... diğerleri ise isyancı olmuş. İkiye bölünenler göklerden gelenlerin yanında göklerden gelenlere sadık olanlar onlara hala sadık ve onlardan yararlanıyorlar. Adamlar onlara buraya yer yapmış. Bunları buraya gerekli materyallerle birlikte kapatmış. Bir tane daha var. Şunu da alalım bari. Diğerleri de dışarıda isyancı. İsyancılara güvenmeyin. Onlar işte kafir, inançsızlar diyor. Dur lan şey olmazsa alırız. Adamlar ikiye bölünmüş. Tamam yedi. Oo tuzak. Ana aşağı düştüm lan. Neredeyim abi? Moli moli nasıl çıkacağız abi? Dur. Bu ne oğlum? Yere aşağı düştüm abi. Bir saniye ne oluyor lan? Hah. Jesus Christ ya ne oldu lan orada öyle? Şunlar ha bastığın zaman aşağı dönüyor. Şimdi buraya nasıl geçeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Abov. Geçemedik. Aa ışınlanmayla niye geçmedim abi? Işınlanma aklıma gelmiyor. Evet şimdi ben onlara nasıl geçeceğimi biliyorum. Şimdi onları nasıl alt edeceğimi biliyorum arkadaşlar. Hah. İşte bu kadar. Aha. 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 Duman geliyor. Görmedi beni. Neden acaba? Fark etmedi beni ha. Fark etti. Allahu ekber kaç. Hala peşimde mi acaba? Oraya varmam lazım.
Umarım doğru yoldayızdır abi. Forward vektör nereye kayboldu? Aşağıya gösteriyor. Ay ay. Allah'ım nerelerde geziyoruz biz böyle ya. Şuradan aşağı mı ineceğiz, ne yapacağız? Orayı gösteriyor. Şu tarafta bir şey var mı abi? Umarım doğru yoldayızdır abi ya. Yine ilkel tuzaklar. Şu dumanı gönderme, gözünü seveyim. Hah, buradan ineceğiz herhalde. Aynen. Lütfen duman vermeyin abi. Zeminlerden korkar oldum ya. Dur lan dur. Brothers. Brother Kemen. 22 yaşında. Ascended diyor, yükseldi. Ya Enlightened'ın anlamına hep bakmayı unutuyorum. Dur lan bakacağım şuradan. Bir saniye. Enlightened. Aydınlatılmış olan. Aynen, yükseltilmiş olan. Aydınlatılmış olan. Doğru. Aydınlananlar. Aha. Living area. 0 tower part. 7 secret left. Tamam. Tower part yok. Burada ayrılabiliriz. Geldik abi. Arkamdan gelen mi var lan? Tamam, kapıyı nasıl açacağız? Gideceğiz, şöyle arkama bakarak gideyim de, korkuyorum ya. Wilson, record. I can't comprehend what I'm seeing here. This planet is far from a tabula rasa. There is highly developed technology, huge weather harnessing structures. I just activated a massive lightning rod, which passed an electrical current to the entire building, possibly the whole region. The beings who built all this were possibly more advanced than we are. They're harnessing energy in ways I've never seen. I don't understand what happened to them. Even worse, I don't understand why they look so like us. Their skeletal structure is borderline human. They even have a written language Wilson can read, for God's sake. It must be similar to hieroglyphics or Proto-Sumerian script. I can't believe I'm saying this, but do our histories overlap? I'm going to keep exploring. There may be more secrets, more dangers on Gliese 6143C. Scan out. Okay. Adam diyor ki, burada gördüğüm teknoloji bizimkinden çok ileri bir teknoloji. Adamlar dev gibi bir bina yapmış. Buradaki iklimleri kontrol ediyor ve bu gökyüzünden aldığı şimşek yıldırım enerjisini elektrik enerjisi olarak kullanabiliyorlar diyor. Aynı zamanda bunların iskelet yapıları bize çok benziyor. Ve yazılarını okuyabiliyorum. Wilson diyor, yazılarını çevirebiliyor diyor. Bizim eski Sümer yazılarına çok benziyor diyor. Aynen abi, düşündüğüm gibi bunlarla biz akraba çıkacağız. Lan oğlum ne var lan, gelme lan. Kayıt noktası yok mu abicim? Bunlarla biz akraba çıkacağız abi. Bakın demeli demeyin ha. Biz buraya geldiğimiz yer, ha buraya geldiğimiz yer lan. Dur. Şu ayak izlerini takip edelim bakalım nereye gidecek. Oyunun başlarında geldiğimiz yer bura.
Kayıt noktası, okey. Susamışız abi, şuradan bir su içelim. Sanki takip ediliyorum gibi bir hisse kapıldım. Yemeğimiz, aşımız, her şeyimiz var. Tamam, şuradan gideceğiz. Dostlar, bu bölümü burada kaydedelim. Aynı zamanda da sonlandıralım. Solus Project'te... Bir saniye lan. Yok, birimi geçti sandım da. Solus Project'te diğer bölümde kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.